E-girişimden herkese merhaba, ben Hilmi. Bugün Martı'nın festivalindeyiz. İçeride çok yüksek bir atmosfer var. Martı'nın kurucusu sevgili Oğuz Alper Öktem E-girişime konuk oldu ve Martı Tak'la ilgili çok güzel bilgiler verdi. Martı Tak'ın bugününü ve yarını anlattı. Hadi gelin videomuza geçelim ve bir yandan da içerisi nasıl birlikte görelim. İçeride mükemmel bir atmosfer var. Bu kadar insanı bir araya toplamayı nasıl başarıyorsunuz? Abi, TAK'ı kurduğumuzdan beri 100 bin sürücümüz oldu. Bugün TAKFEST'te 100 bininci sürücümüzü kutlamak için buradayız. Aslında rakam 110 bin ama duyurduğumuzda festivali 100 bin kişiydi. O yüzden her yerde 100 bin yazıyor. 100 bin sürücümüz var. Bu 100 bin sürücü aileleriyle birlikte 400 bin kişi demek. 400 bin kişi buradan ekmek yiyor. Onun için geliyorlar. Onun dışında şu anda TAK'ın 2 milyon yolcusu oldu. 2 milyon yolcuyu biz İstanbul'da ulaşım derdini çözdük. O yüzden bu insanlar da bugün burada bizi desteklemeye geliyorlar, eğlenmeye geliyorlar. Ve burada devletimize, büyüklerimize paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini istediğimizi duyurmak için toplandık. TAK bundan 2 yıl önce yani Ekim... 15 ay oldu TAK'ın kurulalı. O günden bugüne gelişim sürecini nasıl değerlendirirsin? Vallahi ben böyle bir hızlı büyüyen bir şey görmedim. Peki neden hızlı büyüdü? Yani bunun asıl sebebi ne? Hilmi, çünkü problem çok büyük. İstanbul'da inanılmaz bir taksi problemi var, inanılmaz bir ulaşım problemi var ve bu probleme ilaç gibi gelen bir hizmet TAK. Dünyanın 151 ülkesinde TAK, Uber gibi sistemlere izin var, paylaşımlı yolculuk yönetmelikleri var. Bütün dünya bu işi paylaşımlı yolculukla çözmüş. Zaten biz talepten de bunu anlayabiliyoruz. Bu kadar hızlı büyümesinin ana sebebi çok ciddi bir probleme parmak basıyor olması, çözüyor olması. Peki siz bu yola çıkarken bu yolun çok zorlu olacağını düşünmüş müydünüz? Sana o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle cevap vereyim abi. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Biz daha işin başındayız. Bırakmak gibi niyetimiz de hiç yok. Bu işin sonu nereye giderse gitsin biz buradayız. Bu kadar insanın arkasındayız. Bu kadar insanı destekliyoruz. Onlar bizi destekliyor. İnşallah da muvaffak olacağız. Şimdi İstanbul'da ben de geçmişte çok fazla taksi kullanıyordum. Taksi bulamıyoruz. Taksi gerçekten yok. Saat 2'de, 6'da, sabah 8'de taksi yok. 18 bin taksi var olduğu söyleniyor. Mesela 18 bin, 25 bin olduğunda bu sorun çözülecek mi? 40 bin olduğunda bu sorun komple mi çözülecek? Taksi sayısını arttırmak sorunu asla çözmez. Aksine çok daha büyütür. Çünkü bugün taksilerin %95'i kiracı şoförlerde. Bunların hiçbir tanesinin sosyal güvencesi yok. Günde 12 saat, haftada 7 gün çalışıyorlar. Bu insanlar perişan halde, inanılmaz bir emek sömürüsü var. Plaka sayısı artarsa emek sömürüsü artar. Bu taksi sistemi kesinlikle vergisiz dönüyor. İstanbul'da yılda 65 milyar TL'lik bir pazar. Bir kuruş vergi ödenmiyor. Devletin inanılmaz bir vergi kaybı var. Plaka sayısı artarsa bu vergi kaybı artar. 3. Arada çok ciddi komisyoncular, muameleciler var. İnanılmaz bir ekonomi orada dönüyor. Simsarlar var. Taksi plakası sayısı artarsa bu simsarlar artar. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu sorun taksi plakasını arttırarak çözülmedi. Dünyanın 151 ülkesinde paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkartılarak çözüldü. Bunun sebebi tam olarak bu. Çünkü paylaşımlı yolculuk yönetmelikleri taksi plakalarının değerini koruyor. Artık çünkü taksi sayısını ilelebet limitlediği için ve aynı zamanda sorunu çözüyor. O yüzden çözüm kesinlikle plaka sayısını arttırmak değil, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkartmak. Ya ben senin bu dediğinden şunu açıkça anladım ki aslında senin savaşlarından bir tanesi de emekçinin hakkını korumak. Bence bunun anlaşılması gerekiyor. Hani taksilere karşı bir TAK değil, emekçilerin hakkını korumak üzere kurulan bir TAK. İstanbul'da 19 bin taksi plakası var dedin ya. Bu 3200 tane plaka ağasının eline toplanmış durumda. Adam başı 6 bin plakaları var. Bunlar kendi taksi şoförlerine de inanılmaz eziyet ediyorlar. Taksi plakalarının aylık kirası 50 bin lira olmuş durumda. 30 bin şoför her gün perişan oluyor. Evine ekmek götürebilmek için harap oluyor. Biz emekçinin de arkasındayız. Taksi emekçisini de koruyoruz. Onlar için de savaşıyoruz. Son günlerde sosyal medyada çok fazla dile getirmeye başladın. Bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliği. Bu nedir? Neden önemli? Yani bu yönetmelik çıktığında ne değişecek? Abi, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği dünyanın 151 ülkesinde var. G20'de olup yönetmeliği olmayan tek ülke biziz. Avrupa'da olup yönetmeliği olmayan tek ülke biziz. Kişisel geliri yıllık 2000 doların üzerinde olup yönetmeliği olmayan tek ülke biziz. Peki bugüne kadar neden yapılmadı? Asıl sorun bu. Bugüne kadar taksi lobisinin çabaları yüzünden yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2018 yılında taksicilere bir teveccüh gösterdi Uber krizi sırasında. Ve dedi ki kendiniz düzeltin, bu seferlik sizden yanayım. Ama bu Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği teveccühü inanılmaz derecede suistimal ettiler. Sistem
2018'den beri inanılmaz derecede kötü oldu ve bu yüzden bir yönetmelik çıkmadı. Ama bu yönetmelik çıkarsa ne olacak? 1. Devletin inanılmaz bir vergi kaybı var. Bu önlenecek çünkü paylaşımlı yolculukların hepsi e-fatura ile yapılacak, dijital olarak yapılacak. Devletin kasasına milyarlarca lira para girecek. 2. İşsizliğe inanılmaz faydası olacak. New York'ta bu yönetmelik çıktığında işsizlik puanları %2 oynadı. Yüz binlerce insan bu işten ekmek yiyecek. 3. Güvenlik sorunu çözülecek. Çünkü bütün yolculuklar KABİS, UNET gibi devletin sistemlerine entegre olacak. Kimin bindiği, ne zaman bindiği, hangi TC kanalı adamın bindiği hepsi kayıt altında olacak. Ve bu kayıt altında olması sayesinde hiçbir adli vaka yaşanmayacak. Yaşanan adli vakalar da çok hızlı çözülecek. Bir ara bunu İTAKSİ ile yapmaya çalıştılar. Olmadı mı? Devlet eliyle özel sektörün yapması gereken şeyler yapıldığında neler olduğunu biz Özal'dan beri zaten biliyoruz. Bu dünyanın her yerinde 151 ülkesinde devlet eliyle değil, devlet kontrolünde özel şirketlerle rekabet halinde çözülmüş bir şey. Dünyanın 151 ülkesinde artık matbu hale gelmiş bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği var. Olmayan ülkeler Küba, Moğolistan, işte Angola, Kongo ve Eritre galiba. Böyle ülkelerde yok. Bu taksi sorunu için bu etkin çözüm önerileri yerel seçimlere bir etkisi olur mu? Kesinlikle olur. Biz 100 bin sürücüyüz. 4 ile çarptığında 400 bin kişiyiz. Bu 400 bin oy demek. Bu %1-2 puan oynatır her şeyi. Bunu geçiyorum. Bizim yaptığımız en son anketlerde İstanbul'da yaşayanların %22'si taksi problemine getirilen çözüm benim oyumu etkiler diyor. Bu oran AK Parti'de %20, CHP'de %25. Yani İstanbul'daki seçmenin çok ciddi bir kısmı, %20'lik bir kısmı taksi sorunu en önemli sorunlardan bir tanesi diyor. Bu söyleyenlerin %10'u gerçekten oyunu değiştirse %2 oynar. Biz oyumuzu değiştirsek %2 oynar. Bu seçim bir bıçak sırtı bir seçim. O yüzden bu seçimde paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini destekleyen ve taksi sorununa kalıcı bir çözüm getireceğine vatandaşı inandıran seçimi kazanır. Oğuz, büyük bir mücadele içindesin. Hani bunu sosyal medya hesaplarını takip edenler zaten çok net görüyor. Bundan 3 yıl, 5 yıl sonrasını nasıl görüyorsun? Gerek kendin için olabilir, gerek tak için olabilir. Abi, sonu nereye giderse gitsin, biz bu işe kellemizi koyduk, biz bu işe geleceğimizi koyduk, paramızı koyduk, şirketimizi koyduk, benim bütün ailem Martı'da çalışıyor, her şeyimizi koyduk. Sonu nereye giderse oraya kadar gideceğiz. Ben böyle bir adamım, vatandaşın bir problemi var, çözmek için de elimizden geleni her zaman yapacağız. Devlete karşı boynumuz ince, kıldan ince. Ama bu sorunun çözümü için biz sivil bir vatandaş olarak, bir girişimci olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Oğuz, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Bu arada eyvallah. Kapı açıldığı ilk andan bu yana en önü kapmak için koşanlar ve içerisi şu an korkunç bir şekilde tabii, dolmuş inanılmaz şekilde. İnanılmaz bir sıra var aynen. Buraya baktıkça böyle bir gururlanıyor musun, bir hüzünleniyor musun? Ne hissediyorsun? Abi gururlanıyorum şurayı tabii yani. Şurayı gördüğünde ne hissediyorsun bana bunu söyle. Gururlanıyorum tabii abi, niye gururlanmayayım yani? Çok güzel bir şey yani. Bu kadar insanın ekmek yiyor olması, bu kadar insanın bizi destekliyor olması, bu kadar insanın teveccüh gösterip, bu kadar insanın ailesinin vaktinden kısıp buraya geliyor olması bizim için büyük bir gurur. Doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi, bizim bu işi yapmamızın ana motivasyonunun doğru olduğunun en iyi sembolü. Yolunda başarılar dilerim abi.